Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle kullandığım temiz içerikli ürünleri paylaşmak istiyorum. Bu ürünler içerisinde temizlik ürünleri, şampuanlar, bebek bakım ürünleri de yer almakta. Ne zamandan itibaren temiz içerikli ürünlere daha fazla önem vermeye başladım? Açıkçası bu hep aklımda vardı. Mümkün kadar bunu yapmaya uğraşıyordum. Yani çok kimyasal yaşama taraftarı olan birisi değilim. Yani mecburiyetten, bazen işte koşullardan dolayı veya alternatif olmadığı için bilerekten içerisinde kimyasal olan veya iyi madde olmayan ürünleri tabii ki de hepimiz kullanıyoruz. Kullanmak mecburiyetinde çok kaldık. Ancak artık ne zamandan itibaren bunu tamamıyla hayatımdan çıkardım. Hamileliğimden itibaren buna karar verdim ve eğer bebeğim için iyi içerikli ürünler kullanmak istiyorsam bunu ilk baş kendimden başlamak zorunda olduğumu hissediyordum. Çünkü sonuçta doğan bebeğim benimle temas ediyor, babasıyla temas ediyor ve sonuçta bizim kıyafetlerimiz normal eskiden kullandığım deterjanlarla yıkanıyorsa veya bebeğin deterjanını değişmemin ne kadar etkili veya faydalı olacağını biraz sorguladım açıkçası. Tabii ki illaki de daha iyi bir durum bebeğimize hassas içerikli. Hassas dediğim yani onun teniyle alakalı değil de genel olarak kullandığımız ürünün içeriğiyle bağlı hassaslıktan bahsediyorum. Kullanmamız iyi bir seçenek tabii ki. Ama bunu kendinize de uygulamanız daha da bir iyi koşul diyebilirim. Bunun için artık önce çocuğum için daha doğmadan önce aldığım deterjanları yani onun şampuanları, kıyafetlerini yıkayacağım deterjanları önceden düşünmüş, belirlemiştim. Ondan sonra da artık buna karar verdikten sonra kendimiz için de aynı tarz deterjanlara, şampuanlara, hatta Vileda kokusuna bile geçmeye karar verdim. Yani bunun içerisinde aşırı kimyasal olan maddelerden uzak durmaya çalıştım. Bu tarz, bu konularda hassas olan insanlar, anneler, kadınlar bu videoda istediği ürünleri bulabilirler diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla ürünümüz var. Bayağıdır bir topladım. Bazen unutarak attım oldu ama bu videoyu çekmek hep aklımdaydı. Onun için çok şükür bugün artık kısmet oldu ki bu videoyu biz çekiyoruz. O zaman ilk baş bebek ürünlerine şimdilik başlamak istiyorum. Green Clear. Herkesin duyamadığı markalar olacak. Buradaki markalar tabii ki de. Bu markayı da belki de çoğu insan bilmiyordur. Ama benim amacım insanlara bu markaları biraz sorgulatmak, araştırmak ve tabii ki de kendisi için en iyisini seçmek, en azından bu seçeneğinde olmasını insanlara göstermek benim amacım. İlk elime gelen ürün Green Clean'in bitkisel çamaşır deterjanı. Organik yazan her deterjan tabii ki de organik değil. Bunun da bilincinde olmamız gerekiyor. Bunun içerisindeki maddeleri okuyabilmemiz gerekiyor. Bu maddelerin gerçekten ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. İşte ondan sonra evet gerçekten bunun içerisindeki maddeler gerçekten temiz mi yoksa arkasında normal kimyasal maddeler yazılmış, eklenmiş içerisine ve sadece şuraya reklam için organik mi yazılmış diye bunu ilk baş ayırt etmemiz gerekiyor. Çünkü neredeyse normal markaların da artık satış için üzerine organik yazdığını biliyoruz. Yani her organik yazan çok maalesef ki organik değil. Green Clean bitkisel çamaşır deterjanı. Bu çok güzel bir deterjan. Hafif böyle aslında ben çok kokan deterjanları sevmiyorum, istemiyorum yani kullanmıyorum da ama bunu tercih ettim, denemek istedim. Bunda hafif bir koku var. Çok beğenmediğim bir koku açıkçası. Lavanta gibi kokuyor ama çok fazla kalıcı veya uzun süreli bir koku değil. Sadece yıkanırken belli belirsiz geliyor. O kadar geçip gidiyor. Bitkisel çamaşır deterjanı bebekler için ve gerçekten de vegan eko garantisi var ve Avrupa Birliği'nde test edilmiştir diye üzerinde amblemleri var.
Güzel temizliyor ve kıvamı yoğun sayılabilir. Evet, çok böyle ıslak bir kıvamı yok. Diğer deterjanlar var bazıları ki onların bayağı bir su gibi kıvamı var ama bunun kıvamını koyu diyebiliriz. Evet. Bu şekilde 1 litrelik bir deterjan. Bunun aynı şekilde leke çıkarıcısı da var. Şu şekilde gösterebilirim. Green Clean. Şunun gerçekten işe yararlığı ne zaman oluyor? Bu biraz deterjana göre daha su gibi kıvamı var, ıslak bir kıvamı var, duru kıvamı var desek daha doğru olur. Bunun leke direkt olduğu zaman kullanırsanız etki ediyor. Yani ben biraz beklemiş lekelerde bunun sonucunu açıkçası pek alamadım. Ama işte kullanılır mı yeni lekeler için? Evet, kullanabilirsin. Ama bir yani çamaşır suyu veya çok çok ağır deterjanların performansını bu leke çıkarıcıdan tabii ki de bekleyemeyiz. Ama dediğim gibi sizin için o değil de temiz içerikli olması önemliyse bundan alacağınız sonuç daha tatmin edici olacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer ürünümüz yine bebekler için. Önce bebeklerden, sonra ise yetişkinler için olan ürünlerden devam etmek istiyorum. Diğer ürünümüz şampuan, bebek şampuanı. Yine Baby Green bebek şampuanı. Bu girişimci annelerden bir tanesinin ürünü, bir girişimci kadınlardan bir tanesinin ürünü. Organik sertifalı şampuan, aloe veralı. Çok bereketli, güzel bir ürün. Çok güzel köpürüyor. Yani hassas ciltli bebekler de rahatlıkla kullanabilir. Genel olarak önerdiğim her şeyi hassas ciltli insanlar, bebekler de kullanabilirler. Yani bunlar zaten genel olarak içerisi mis olduğu için yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Ama yine tabii ki de içerisinde size alerji yapabilecek bir bitki varsa bunu tabii ki sorgulamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yine Ecos'un çok güzel çamaşır temizleyicisi bebekler için. Çok sevdiğim bir deterjan bu benim. Gerçekten çok güzel köpürtüyor. Yani köpük meraklıları var. Aslında bir nevi ben de onlardan biri sayılabilirim. Yani bazı deterjanlar var, temizliyor temizlemesine ama köpük göremiyorsun. Dolayısıyla da yani böyle sanki içine sinmiyor gibi hissediyorsun. Ama bu deterjan gerçekten çok az miktarı bile çok güzel köpükletiyor, çok güzel temizletiyor. Ve aynı zamanda normal çamaşırlarla beraber bebeğinizin yıkanabilir bez kullanıyorsanız yıkanabilir bezlerini de yıkayabilirsiniz. İçerisinde çünkü sabun yok. Bir diğer ürünümüz Sveno. Sveno markasının köpük şampuanı. Bunu da bitirdik. Tabii ki buradaki ürünlerin neredeyse hepsi, birkaç tanesi dışında hepsi bitmiş ürünler. Yine tekrar tekrar kullandığımız ürünler. Bebek köpük şampuanı. %100 tabii ki bu da doğal içerik. Sveno markasının genel olarak ürünlerinin birçoğunu kullandığım ve gerçekten gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz ürünler. Köpük şampuan. Köpük tarzı bu şampuan. Basınca ah geldi bile. Çok az içinde kalmış. Köpükten şampuan ve uzun süre yeni doğduğunda da kullanmıştım bu şampuanı. Güzel bir şampuan. Bebekler için yeni doğduğundan itibaren hem saç için hem vücut için kullanabilirsiniz. Bir diğer ürün de aynı markanın bebekler için çamaşır deterjanı. Bu deterjanla yıkanabilir bezleri yıkayamayız. İçerisinde sabun var çünkü. Ama normal tabii ki de deterjan normal çamaşırları, evet bebeğinizin normal çamaşırlarını yıkayabiliriz. Çok fazla köpüren bir ürün değil açıkçası. Hafif lavanta kokuyor. Çok fazla köpüren bir ürün değil. Ama işte güzel bir ürün. Ama şöyle söyleyebilirim. Ya tekrar kullanır mıyım Sivenon'u? Bundan birkaç şişe almıştım. Birkaç şişe birden almıştım yani. Bitirdim sayılır. Çok az bürtler için olan deterjanı kaldı. Ama tekrar alır mıyım bilmiyorum. Yani diğer deterjanlar benim için daha sanki olur gibi düşünüyorum. Mesela Ecos'un ürünü bebekler için.
daha iyi diye düşünüyorum ben. Tabii ki fiyatına bakarsınız. Genel olarak çok köpürme takıntınız yok. Benim için temizlemesi yeterli diyorsanız ve hafif lavanta kokusu seviyorsanız bu tam size göre olabilir, evet. Aynı ürünü büyükler için olanı, yani bu bebekler için, aynısının büyükler için olanı, yetişkinler için olan çamaşır deterjanı bu. Yine aynı şekilde koyu değil, bunun da kıvamı böyle ıslak su gibi kıvamı var. Lavanta kokuyor hafif, çok fazla köpürmüyor ama tabii ki de güzel temizleyen bir deterjan. Ben memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi açıkça bu. Ya bazen işte tamamen evinizdeki tüm tabii ki kıyafetler, işte her şeyi bu deterjanlarla yıkamak istemeyebilirsiniz. Şöyle bir durumda olabilir. Mesela bazı ürünler vardır, işte gıdayla temas eden sofradır, işte ne bileyim tabak, çanak, havlusudur, bir şeylerdir mesela. Gıdamızla temas eden bir şeylerdir. Onlara karşı hassasınızdır. Yani hamur altına seren bir ne bileyim bir sofranızdır falan. Ama o tarz şeyleri de bu gibi deterjanlarla temizleyebilirsiniz. Daha iyi olur tabii ki de. Çünkü inanın yani kesinlikle kesinlikle ne kadar yıkarsak yıkanalım, kimyasal deterjanlar bünyemiz için çok zararlı, bağışıklığımızı düşürüyor ve aynı zamanda alerjinin bu kadar yaygın olmasının en başlıca nedenlerinden bir tanesi bu kimyasal deterjanlar, maalesef ki öyle. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor artık. Yıllarca kullandık. Erken farkına varanlara ne mutlu. İşte zarar neresinden dönerse kârdır. Sonradan farkına varanlar da aslında memnun kalarak yollarına devam ediyorlar. Ben de neredeyse 2 senedir çok memnunum, yani hiçbir sıkıntım yok. Hatta diğer çamaşır deterjanlar kokusu, o ağır ağır baskın baskın kimyasal kokusu bana o kadar kötü geliyor ki dışarıda yoldan geçerken bile bir yerden burnuma kokular gelende hiç iyi hissetmiyorum. Çünkü artık yani bunlara alışkın olduğum için onlar bana çok itici geliyor, çok yapay geliyor, yani hiç güzel gelmiyor açıkçası. Eskiden de dediğim gibi böyle haldır huldur ben kimyasal içerisinde olan, yani saçımı bile boyamıyorum bir insanım yani. Ama yine eskiden de çok şeyli değildim ama buna rağmen şimdi tamamen bu tarz şeyler. Zaten ister istemez bu dünyanın içerisindeyiz. Bir şeylerden illaki etkileniyoruz. Yani bazı şeyler bizim irademiz dışında. Çünkü dediğim gibi bu dünyanın içerisindeyiz. Yani şehirlerde yaşıyoruz çoğumuz. Gönül ister ki köylerde yaşayalım, toprakla temasta olalım. Her şeyi kendimiz yapalım. Doğal zeytinyağı sabunlarıyla temizliklerimizi yapalım falan. Bunu gönül ister. Bu benim ileriki planlarımdan ve hayallerimden bir tanesi ama şu anki gerçekliğimiz o olmadığı için, yani ne kadar kurtarabilirsek, ne kadar mantığımızın, aklımızın, irademizin yol verdiği kadar, bütçemizin yol verdiği kadar, ne kadar yani kurtarabilirsek önemli olan o olduğunu düşünüyorum. Atıyorum bir deterjan vardır 150 liradır, diğeri vardır 50 liralıktır. Ancak ikisi de gerçekten, yani üzerine yalancı kağıtla değil, gerçekten organik yazan bir deterjandır. 50 liralığı tercih edersin ama edersin. Bu da çok güzel bir şeydir. Yani kendin için yapacağın güzel bir, büyük bir iyiliktir diye düşünüyorum. Onun için yani çok güzel yerli markalar var, çok girişimci insanlar, kadınlar var ki ülkede aslında isimleri bile bilinmeyen, tanınmayan birçok marka var ki benim saydığım ürünlerin neredeyse herhalde birçoğunu çoğu insan tanımıyordur, bilmiyordur. Ama bu markaların hepsi çok güzel markalar, bunların çok güzel işte müşterisi değil, müşterisi, alıcısı var, kullananı var, memnun kalanı çok fazla var. Onun için ne mutlu olur ki bu markalar artık genel bilsin, tanısın, benimsesin ve memnuniyetle kullansın.